Güle Karabağ. Cehennemde görüşürüz. Geceleri ormanın içinde talimat ışığı yaparlar. Çok sıkı. Sakın dur, parmağım ulan. Ver bana, makası bana ver. Ver şunu bana. Al. Gel buraya. Gel. Ulan arkadaş. Kimin kız isterken başına bunlar geldi ya? He? Kurban oldum valla. Dur. Dur tutacağım. Şimdi evi havaya uçurursak, jandarma bu kadar yakınımızdayken buradan kaçmamız zor olur. İçeridekiler nasıl olsa gazdan zehirlenip geberecekler birazdan. Evi havaya uçurmak da sabah ilk eve gelip zile basana kısmet olacak artık. Ne yapalım? Hadi yürü, kimselere görünmeden uzaklaşalım buradan. Kes. Çabuk. Biraz daha var içinde. İnşallah biz de böyle uçalım.
seni her zaman sevdim Nurten. Ama sen benim sevgime inanmadın. Bakın lan. Fıstık. Fiko. Hadi hesap etse de kalkalım artık. Omuzları çepinler ya. Texas mı burası ya? Üç tane zıp çıktı çahma haydut geldi diye biz boğaz keyfimizi yarı mı bıraktık? Fiko. Boş ver, bir tatsızlık çıkmasın şimdi. Koskoca boğaz. Gider başka bir yerde otururuz. Değil mi Sofya? Fiko haklı. Biz neden korkuyoruz canım onlardan? Onlar bizden korksunlar. Korkuyoruz my oğuz. Fiko. Bana bakın. Biz yarı Adanalıyık. Allah'ın adamıyık. Acı biber yerik. Şalgam içerik. Kimseden de korkmayık. Evet, ben de paranın adamıyık, hiç kimseden korkmayık. Ne diyor lan bunlar? Çok hoşuna gitti bak onu. Gel ki. Geliyor. Ne var? Hayırdır? Saçlarınız ne güzel. Ulan. Sen? Fiko. Çok mu beğendin? Evet, çok süpersin. Ya, bak sen. Bakıyorum zaten. Sen! Sevindin mi kızım? Gülmüş lan. Bak hala gülüyor ama. Hocam, yani dedi ki, siye! Babasının copyright. Var mı? Var. Pekala. Geç o zaman direksiyona. Ben otobüs kullanamam. Sana geç dedim lan! Geç! Geç. Evet. Acele et.
neden sizi kesiyorum? Eğer kahramanlık yapmaya kalkan olursa affetmem. Buradaki muhabbetten sıkıldıysanız bizim masaya da bekleriz. Burada sahici delikanlılar var. Sahici delikanlı? Hani nerede? Göremiyorum. Şimdi bana bak. Doğru konuş yoksa seni... Yoksa ne olur bebişim? Bebişim dediler. Bu da kendisine bebişim denilmesinden nefret eder. Hadi defolun gidin başımızdan ya hadi. Sofya. Sen bunlarla bir az geride dur lütfen. Şunu da al. Ben bunların üçünü tek başıma halledeceğim. Piko ne olur yapma. Değmez üç tane serseriyle muhatap olmaya. Fener hiç kimse bana bebişim diyemez. Lütfen. Biraz uzakta durun. Üzerinize kan sıçramasın. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Aha çakı. Şimdi hiç boyut değiştirdi. Daha kanlı olacak. Lütfen geriye. Piko yapma ne olur. Nerim rahat ol ben buradayım. Rahat ol. Daha geriye gidin. Delikanlı ha. Çakı. Wow! Wow! Ne yapıyor lan? Delirdi lan. Şaşırmış bu ya. Çocuk kim? İyi lan palyaçoya denk geldi. Bu.
siz bu gece hem kızımın, hem oğlumun, hem de torunumun hayatlarını kurtardınız. Sağ olun beyler. Sağ olun. Kızımın durumu nasıl doktor? Korkulacak bir şey yok Çetin Bey. Kızınız iyi. Sağ olun. Bebek? Bebeğin de durumu iyi. Bir sorun görünmüyor şu an için. Sakin. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sen bu akşam bize Nazlı'yı benden istemeye gelmiştin. Öyle değil mi evlat? Şu anda bunun bir önemi yok. Önemli olan Nazlı'nın... Ben sana bir soru sordum. Sen benden kızımı istemeye mi gelmiştin bu gece? Evet. Hocam, Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız Nazlı'yı oğlumuz Ali'ye istiyoruz. Hiç böyle burada oldu mu ya bu şekilde? Öyle oldu bile. Verdim gitti kızım. Sana ben kız isteyeceğim mutlaka verirler diye. Ve baban elli buyur. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlısı olsun. Nurten! Bak görüyor musun senin için neler yaptığımı? Nurten! Harma lan. Yeter artık. Sen bir hapse gir, orada sana Nurten'i gösterirler. Alın götürün bunu. Al şunu götür. Nurten! Sizin de karnınız acıktı mı başkomiserim? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Benim aklım hala bizim dürümlerde. Sofyalar belki hala oradadır. Buradayız sevgilim. Sizin operasyon nasıl geçti? Tabii ki. Başka nasıl geçebilirdi ki? Tek başlarına koca bir otobüsteki bütün rehineleri kurtarmışlar. Benim sevgilim biraz kahraman bir kişilik oluyor da. Sizin şubeden Esra Hanım vardı ya. O da geldi bizim yanımıza şimdi. Siz de gelin hadi. Ha, gelemiyorsunuz. Çakma Zeynep hanımefendi çıkıp gelmeseydi ben sanki tek başıma yiyemezdim herifleri. Üzülme hayatım. Bir dahaki seferinde sen de versin hepsini. Hayır. Şimdi silahla adam korkutmanın neresi kahramanlık olur ben onu anlamadım. Ulan ne ulan? Yakın dövüş hareketlerine bak. Silahla herkes kaçar. Yani şimdi bu Zeynep hanımefendinin elinden silahı al. Koy benim karşıma. Sıfır elde var sıfır. Silahla. Ne yani kahraman mı oldun? Ben de kahraman oldum. Silah gibi olamadım. Triplere bak. Ne bu Matrix?
Ne bu, davet mi? Tabii kadına el kalkmaz ama bir döner tekme çakıp geleyim. İbo yapma. Aşağıda Yavuz abi seni babandan istedi. Biliyorum. Baban da seni bana verdi. Onu da biliyorum. O zaman şu yüzüklerimizi takalım. Sevmeden yaşasaydım bu hayatı. Bu çok boşa geçmiş bir hayat olacaktı. Thank you.
uyudum. Pek bir şeyim yoktu zaten. Bir tek soyunma odasına çıkıp üzerimi değiştirmem ve üniformamı teslim etmem gerekiyor. Tamam o zaman. Sen çık değiştir üzerini, ben çıkışta bekliyorum. Tamam. Sarpacım, onun adı kurbağa değil, Kermit. İkincisi, benim kayınbeder tamamen gitti mi? Çıktı mı yani? Baksana. Tamam gitmişler. Sarko, ben ne yapacağım ya? Pınar'ın babasını aslında gayet düzgün, gayet efendi, gayet aklı başında, medeni ve basiretli bir Türk delikanlısı olduğuma nasıl ikna edeceğim? Üzgün, efendi, aklı başında. Medeni ve basiretli. Medeni ve basiretli derken? Sarkocuğum, böyle alay edeceğine, kardeşine bir yardım et. Pınar'ımı kaybediyorum göz göre göre. Genel müdürün odasındaki briefinge katılacağım. Sonrasında bütün arkadaşlar odamda toplantıya bekliyorum. Elimizde halletmemiz gereken birkaç önemli dosya var. Başla müdürüm. Ha bu arada, sizinle poligondaki performans macerası gerçekten çok keyifliydi Yavuz Bey. Yalnız bence siz birkaç hafta kendi kendinize çalışın, kondisyon yapın. Sonra bir kere daha kapışalım. Bu şekilde pek zevkli olmuyor da çünkü. Gıcık. Sinir. Gıcık. Sen niyesin? Kadın sadece benimle değil, seninle de dalga geçiyor. Farkında değil misin? Hiç farkında değilim. Daha çok seninle dalga geçiyormuş gibi geliyor bana. Ali, bak gülme. Çok fena yapacağım abicim. Hakikaten çok sinir bozuluyor ya. Allah'ım nerede bir gıcık var? Tutuyorsun benim başıma, amir ediyorsun, memur ediyorsun, müdür ediyorsun. Yalnız... Aslında güzel kız. Senin ama. Sarkocuğum. Yuko git başımdan. İşim var. Senden. Ya sana son bir kıyak daha rica edebilir miyim? Senden ve Cila kardeşimden yanım. Bu arada Cila nerede? O daha mesaiye başlamadı mı? Neyse arazi oldu demek ki. Bu ricamı sonra ona da iletirsin. Bir kez daha beraber ve solo şeklinde büyük sevaba girmiş olursunuz. Fiko'cum. Efendim Sarko'cum. İnsanın neden seni dövdükçe dövesi geliyor? Bilmem beni kıskandığınız için olabilir mi? Oğlum gitsene başımdan. İşim gücüm var diyorum sana. Ya bana yardım etmezseniz Pınar'ın babası Pınar'ı bir daha bana göstermeyecek diyorum. Sen burada oturmuş evraklarla ilgileniyorsun ya. Ayıp Sarko ya. Bana bak. Sahiden Pınar niye topladı az önce eşyalarını? Sizin tanık koruma programı daha bitmedi ki. Sizin sayenizde içeri attığımız mafya babalarının mahkemesi hala sürüyor. Hepsi kesin hüküm diyene kadar dışarıda gezinmeniz sizin için hiç güvenli değil. Bravo Sarkocuğum. Congratulations. Şahane özetledin durumu. Ama gel de bunu Pınar'ın babasına anla. Adam laf dinlemiyor. Ben kendi kızımı kendim korurum diyor. Onun için aldı Pınar'ı evine götürdü. Olur mu öyle bir şey ya? Var mı öyle bir şey ya? Adam kızın babası. O da haklı.
kızı zorla burada alıklayacak halimiz yok. Ne demek aklıyor? Ne demek aklıyor? Ya ben ne olacağım? Sevenlere ayırmak çok büyük günah değil mi sen? Sorarım sana. Vallahi yaşayan herhangi bir organizmayı senden ayırıp göz göre göre hayatını yakmasından geri döndürmek çok büyük bir sevap olduğu için ben bu konuda bir yorum yapamayacağım. Ha bu arada çok önemli bir nokta daha var altını çizmem gereken. Nedir? Defol git başımdan. Lafa tutma beni. İşim gücüm var benim ya. Ne bu be? Havalara bak. Yardım ister insan gibi. Hemen şiddet. Sana mı kaldı? Aha. Abala. Paradan isterim yardım. Sağ olun Sarko Bey. Oğlum bak. Şu anda çok sinirliyim, orada dur. Kendini yakma. Bütün hıncımı senden alırım. Ağzını, burnunu dümdüz eder. Orada dur. Ya Sarko, düşündüm de şu yardım işini bir daha düşünsek mi? Taşma Masaya, taşma. Dün gece bizi havaya uçurmaya çalışan İbrahim denilen şerefsiz de adamlarını sabaha karşı Karaköy limanındaki bir yolcu gemisiyle Rusya'ya kaçmaya çalışırken yakalayıp içeri atmışlar. Şanslı herifmiş. Ben onu yakalamadan yakalanmış. Ali? Düğün ne zaman düşünüyor? Vallahi olaylar o kadar hızlı gelişti ki kafamın içi hala allak bullak. İşin o kısmını hiç düşünemedim. Aslanım. Kızın karnı daha fazla belirginleşmeden nikah yapıştır. Hayır. Kızı da zor durumda bırakma, kendini de. Haklısın. Ya kızım. Bu dosyalar kaçakçılıkla ve kara parayla mücadele şubesinden gönderildi amirim. Dün arayıp söylemişlerdi. Tamam kızım, sağ ol. Uzun zamandır takip ettikleri birkaç isim varmış. Bizim şubeden deriflerin peşine düşmemizi istediler. Gereğini yaparız.